meslek seçimi yaparken her bir detaya çok dikkat edilmelidir. Özellikle de sağlık sektöründeki mesleklere de ilgi her geçen gün artıyor. Aynı zamanda acil tıp teknisyenliği, halk arasında ATT veya paramedik olarak bilinmektedir. Tercih yapacak gençler de bu mesleğe sıklıkla talep gösteriyor. Peki acil tıp teknisyeni nedir? Ne kadar maaş alır? Atama puanları nelerdir? İşte bütün cevapları sizler için hazırladık. Videomuza geçmeden kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Acil tıp teknisyeni hastalardan gelen acil durum çağrılarına cevap vererek gerekli yönlendirmeleri yaparlar. Bunun yanı sıra acil tıp teknisyenleri hastalara da tıbbi hizmetler sunarlar. Paramedik teknisyeni sağlık sektöründe en önemli çalışanlardan biridir. Bunun yanı sıra acil tıp teknisyeni gelen acil durum çağrılarına cevap verebilirler. Tıbbi hizmetler de sunan ATT çalışanları, hastaların sağlık kuruluşlarına nakledilmeleri ile ilgili tüm çalışmaları yakından takip ederler. Çoğu durumda hastaya ilk müdahaleyi acil tıp teknisyenleri yaparlar. Olay yerinde hızlı bir müdahalede bulunan acil tıp teknisyenleri hayati öneme sahip bir iş yaparlar. Hayati durumlarda çalışacak bu kişiler, gereken acil durumlarda ambulansı da kullanırlar. Aynı zamanda hastalara oksijen desteği de sağlayabilmektedirler. Bununla birlikte acil tıp teknisyenleri acil bir doğum esnasında doğuma yardımcı da olabilmektedir. Sağlık alanında önemli bir yere sahip olan acil tıp teknisyenleri eğitim sırasında öğrendikleri ve doktordan aldıkları talimatları izlerler. Bununla birlikte acil tıp teknisyenleri hastalara ilaçları oral yoldan veya damar yolu ile birlikte uygulayabilirler. Acil durumlarda hastaları nakil için stabil bir duruma da getirirler. Acil tıp teknisyenleri hastaların yaralarını kapatmak ve kanamayı durdurmak için çalışmalar yaparlar. Hastalara oksijen desteği sağlayan acil tıp teknisyeni hastaları sağlık kuruluşlarına güvenli bir şekilde götürürler. Bunun yanı sıra kullandıkları ekipmanları düzenli kullanan acil tıp teknisyeni kullanılmış malzemeleri de değiştirirler. Acil tıp teknisyeni olmak için belli bir eğitimden geçmek gerekir. Acil tıp teknisyeni olmak için sağlık meslek liselerinde eğitim almak gerekir. Bunun yanı sıra bu bölümde çalışmak isteyen kişiler üniversitelerde 4 yıllık eğitim veren acil tıp teknisyenliği bölümünde eğitim görebilirler. Bu 4 yıllık eğitim başarı ile tamamlandığında acil tıp teknisyenliği yapılabilir. ATT çalışanı olmak için, hastaları hastanelere nakledecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak gerekir. Bunun yanı sıra acil tıp teknisyenlerinin yoğun çalışma temposuna uyum sağlaması gerekmektedir. Ekip çalışmasına yatkın olan paramedik teknisyenleri sözlü iletişim becerisine de sahip olmalılar. Paramedik teknisyenleri zorlu bir çalışma ortamında bulundukları için stres ile baş edebilme yöntemlerini bilmeleri gerekir. Acil tıp teknisyeni olmak isteyen erkeklerin askerlik yükümlülüğünün bulunmaması gerekir. Bu noktada askerlikten muaf olmak, askerliği tecil ettirmek veya askerlik görevini tamamlamış olmak gerekir. Devlette çalışan acil tıp teknisyenleri, mesleğe ilk başladıkları yıl, ortalama minimum 7.500 Türk lirası gibi maaşla mesleğe başlarlar. Daha sonra hizmette geçirdikleri yıllar arttıkça, maaşları da artış gösterir. Devlette görev yapan 10 ila 15 yıllık bir acil tıp teknisyeni maaşı, yaklaşık olarak 12.000 ile 18.000 Türk lirası arasında değişiklik göstermektedir. Ancak bahsettiğimiz bu rakamlar, nöbet ve çalışma saatlerine göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca özel sektörde çalışma yılı ve tecrübe dışında çalışılan kuruma göre de acil tıp teknisyenleri maaşları değişiklik gösterir. Acil tıp teknisyenlerinin görev tanımları, çalıştıkları kuruma ve çalışma pozisyonlarına göre değişiklik gösterir. Acil tıp teknisyenleri, ambulansla hastaneye götürülen hastadan sorumludurlar. Acil tıp teknisyenlerinin görev ve sorumlulukları şu şekildedir. Ambulansla hastaneye götürülen hastanın bakımı ile ilgilenirler. Araçla ulaştıkları hastaya olay yerinde ya da ambulansta ilk müdahaleyi yapmakla görevlidirler. Ambulanstaki hastayı muayene ederek ihtiyacı olan ilaçları verirler. Ambulanstaki hastaya gerekli uygulamaları yaparlar, elektrokardiyografi çekilmesi gerekiyorsa gerekli uygulamayı gösterirler ve olay anında hastada meydana gelen kırıklara da müdahale ederler. Ambulansın bakımından ve içerisindeki tıbbi araç gereçlerinden de sorumludurlar.
ambulansın eksiklerini tespit ederek tamamlanmasını sağlarlar.